Nesyan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Bugün şeftali reçelinin yapımını püf noktalarıyla sizinle paylaşacağım. Şeftali yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şeftali seçimidir. Şeftali reçeli yapacağımızda kullanacağımız şeftalinin taş gibi olması gerekiyor. Marmelat yapacaksanız şu tarz yumuşaklıkta olabilir. Ben şeftalilerimin kabuklarını soydum. Ne büyük ne küçük olacak şekilde kestim. Tenceremi alıyorum. Şeftalilerimi doğradım küp küp. Şekerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı şekerimi ekledim. Bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettim. Bu şekilde sulandı. Şimdi ocağımı alıyorum. İlk önce harlı ateşte kaynayana kadar pişiriyorum. Daha sonra kısık ateşte 1 saat pişireceğim. Reçelim kaynamaya başladı. 1-2 tur karıştırıyorum. Altını kısarak yaklaşık 50-55 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Ara ara kontrolümü sağlıyorum. Reçelimi 15 dakika kaynattıktan sonra daha parlak gözükmesi için 1 çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. İsteğe bağlı, dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Ama eklediğimiz takdirde herhangi bir koku vesaire tereyağı katılıp katılmadığını anlamıyoruz. Bu şekilde karıştırıyorum ve kaynatma işlemine devam ediyorum. 55 dakika kaynattım. Yarım limonu suyuna ekliyorum. Bir iki tur karıştırıyorum. Tekrar bir 5 dakika 7 dakika daha kaynatıp ocağına alacağım. Reçelimi 1 saat kadar kaynatmış oldum. Tekrar yine sulu gibi ama durdukça kıvam alacaktır. Bu benim için ideal ama siz daha koyu isterseniz bir 10 ya da 15 dakika kadar daha kaynatma işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi saklama kaplarımı alıyorum. Reçellerimi şişelerimi aldım. Kaynatmış olduğum kapakları bir maşa yardımıyla alıyorum, kapatıyorum. Güzelce sıkıp ters çeviriyoruz. Bir gün boyunca bu şekilde ters kalacak. Ertesi gün normal buzdolabımıza kaldırarak dilediğiniz zaman da çıkartıp tüketebilirsiniz. Eğer videomun sonuna kadar izlediyseniz beğenip, abone değilseniz de abone olarak sayfama destek olursanız çok sevinirim.